Felsefeden Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 3. sınıf öğrencisiyim. Sercan Mansuroğlu, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 3. sınıf öğrencisiyim. Bölümümüz 4 yıl olmakla beraber bunun dışında isteğe bağlı hazırlık sınıfı olan da bir bölümdür. Bölümümüz hastaya odaklı. Hastalıkların belirti bulguları, ondan sonra işte hastanın sorunları gibi şeyleri ele aldığımız, bilimsel uygulamaları da kullandığımız bir bölümdür. Bölümümüz 4 yıllıktır. Bu yılların 1. yılında, 1. döneminde temel tıp bilimleri dersleri almaktayız. Onun haricinde 2. dönemden itibaren, 1. sınıfın 2. döneminden itibaren ana derslerimiz üzerine yoğunlaşıyoruz. Bunlar hemşirelikte temel ilke ve uygulamalar, iç hastalıkları hemşireliği, cerrahi hastalıkları hemşireliği, kadın doğum hemşireliği, çocuk hastalıkları hemşireliği, ruh ve sinir hastalıkları hemşireliği ve halk sağlığı hemşireliği olmak üzere 7 temel bilim dalımız vardır. Laboratuvarlarımız ilk başta arkadaşımızın da dediği gibi temel bilim tıp bilimlerinden, daha sonra uygulama derslerimiz var. Bunları mesleki beceri laboratuvarımız denen laboratuvarımızda uygulama şeklinde yaptıktan sonra gerçek alanlarda birebir hastalarla uyguluyoruz. Mesleğe doğru şu şekilde bilgi verebilirim. Biz zaten 1. sınıftan itibaren teorik bilgimizin yanında yaklaşık teorik bilgimizin 2 katı ders sayısında uygulamalı olarak eğitim görüyoruz. Bunlar üniversitemizin hastanelerinde, üniversitemizin anlaşmalı olduğu devlet hastanelerinde, klinikte, gerçek kliniklerde, gerçek hastalarla beraber yaptığımız stajlarımız bizim zaten mesleki hayatımıza bize yardımcı olacaktır. Bölümümüzden mezun olduğumuzda ilk önce koruyucu sağlık önlemleri dediğimiz aile planlaması, aile sağlığı başta geliyor. Daha sonra hastayla birebir ilgilendiğimiz, hastalığı tedavi etme amaçlı olan hastaneler, kamu hastaneleri olabilir, poliklinikler olabilir, normal klinikler olabilir. Bunun dışında bir de rehabilitasyon merkezlerimiz var. Bir de oralarda çalışıyoruz. Üniversitemi tercih etmemin sebebi Ankara Üniversitesi'nin sayılı üniversiteler arasında gelmesi. Bölümü tercih etmemdeki sebep ise bölüm hakkında alabileceğim en iyi eğitimin Ankara Üniversitesi gibi bir üniversitede olması. Onun dışında bölüme duyduğum ilgi, onunla beraber mesleki hayatımda iş olanaklarının çok geniş olması gibi nedenler. Bu bölüme olan el beceri yatkınlığım, aynı zamanda insan vücuduna olan ilgim ve merakım bu bölümü seçmemde yardımcı oldu. En çok faydalandığım özellikler hocalarım oldular. Çünkü hocalarım gerçekten akademik olarak çok iyi yerdeki hocalar. Fakülte genelinde baktığım zaman topluluklarımız var, tiyatro topluluğumuz var. Bizim kendi hemşirelik bölümünün bir kendi adı altında bir tiyatro topluluğu var ve oyunumuz çıkacak. Bu sosyal açıdan da bizi destekleyen bir bölüm olduğunu gösteriyor. Üniversitede eğitim dışında üniversitemizin olanaklarından yararlanabiliyoruz. Spor olanakları. Onun dışında üniversitemizin kurmuş olduğu ücretsiz kurslarımız var. Onlara katılıyoruz. Mesleğim alanında ciddi anlamda beni zirveye çıkaran bir üniversitedir. Bunun dışında sosyal yönden de gelişmemi sağlamıştır. İletişim olsun, daha sonra insanlara olan bakış açım olsun, davranışım olsun, bunlar konusunda bayağı bir katkı sağlamıştır. Mezuniyet sonrasında akademik olarak lisansüstü eğitim almak istiyorum. Ben de aynı şekilde lisansüstü eğitim almak isteyen bir öğrenciyim. Yurt dışı gibi bir de fikrim var yani. Üniversitemizi ve bölümümüzü tercih edecek olan arkadaşlarıma diyeyim. Öncelikle bu mesleğe kulaktan dolma bilgilerle gelmemeleri gerekiyor. Sonuçta bu meslek cidden sevilmesi gereken bir meslek. Sevilerek yapılması gereken bir meslek. Sonuçta bir makineyle ya da bir sunuyla ya da bir bilgisayarla uğraşmıyoruz. Tamamen insan vücuduyla, insanla uğraşıyoruz. O yüzden insanın bu mesleği önce sevebilmesi, bu mesleğe sabır gösterebilmesi gerekiyor bana göre. Bu meslek
sadece bilgi değil, aynı zamanda özveri gerektiren de bir meslek. Baktığınız zaman hemşirelerin genelinde varis, niye varistir? Tabii ki bu sürekli bir hareketlilik vardır, sürekli bir ilgi, sürekli bir alaka ve sabır. Bunların hepsini bu arada ben de şeytan üçgenine benzetebiliriz. Bulundurabilecek arkadaşlarımızın buraya gelmesi önemli, rica alınır diyeyim ben.